İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Genellikle ileri yaşlarda görülen Alzheimer hastalığında çevresel faktörlerin ve hasta yakınlarının hastaya etkileri nelerdir? İbrahim Köse ile konuşuyoruz. İnsanlar çok sevdiği bir kişi ya da aile fertlerinden birinde Alzheimer ve demans tanısı konduğunda bu durum onlar için çok kabullenmesi zor bir durumdur. Demans ve Alzheimer hastaları öncelikle ilk çevrelerinde bu hastalığı gizleyebilirler. Var olan durumlarından daha bileşli gibi görülebilirler. Bu da zaten yaşlı yakınlarını bu duruma iten bir sebeptir. İlerleyen bu hastalıkla birlikte yaşlı da beslenme bozuklukları, kaygı bozuklukları, korkular baş göstermekte ve yaşlı yakını artık bu durumu kabullenme sürecine girmektedir. Bir yaşlı bakım merkezine Alzheimer demans hastalarının olduğu kuruluşlara yerleştirildiğinde her zaman bu hastalara bakım ona göre olmaktadır. Bu hastalar kesinlikle evlerinde tek başına bırakılmamalıdır çünkü ocaktaki yemeği unutabilir, evden dışarı çıkıp kaybolabilir. İş insanı İbrahim Köse 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde erken tanının önemine dikkat çekiyor. Erken tanı ve tedavi bu hastalığın ilerlemesine her zaman yavaşlatmaktadır. Bir demans ve Alzheimer hastası her zaman var olanı değil, geçmişi hatırladığı için yaşlı yakınları bu durumdan etkilenebiliyor. Ya anneciğim sen nasıl ölmüş birini hatırlarsın, nasıl babacığım sen olmayan birini hatırlıyorsun? gibi durumlarda annesine veya babasına istemeden de olsa kırabiliyor. Bu durumda aile bireyleri bir Alzheimer demans hastasına ılımlı, sıcakkanlı, en doğru bir şekilde yaklaşarak hemen ardından uzmanından destek alarak bu süreci en doğru bir şekilde yönetmelilerdir. Bir Alzheimer hastası ve demans hastasıyla birlikte evde sürekli bir vakit geçiren ve bu durumu kabullenmeyip bu tedavi sürecine veya bir bakım merkezine yerleştirmede geç kalan tüm yaşlıların kesinlikle psikolojik olarak etkilendiğini gördük biz. Böyle bir durumda yaşlı yakınları hem kendileri hem de yaşlıları için bu alanda hizmet veren profesyonel kuruluşlardan destek almalıdır. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.